Evet, takvim yapraklarımız 15 Mart 2016'yı gösteriyor ve şükür kavuşturana diyoruz bu saat itibariyle. 45 dakika sizlerle birlikte olacağız, ekonominin nabzını tutacağız, piyasalara bakacağız. Genel çerçevede baktığımızda gelişen piyasaların tadın tuzunun fazla olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bu hafta itibariyle başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Japonya, İngiltere gibi dünyanın önde gelen ekonomilerinin faiz kararlarını bekleniyor. Evet, merkez bankaları hangi kararı alırsa alsın dönüp dolaşıp Amerika'ya bakıyorlar. Çünkü Fed'in alacağı faiz kararı çok etkileyici olacak. Bu görüş geçen yıldır, bir yıldır dillendiriliyordu. Yani zararı da Amerika'dan görüyoruz, işin piyasalardaki lokomotif karları da. Aklımız eriyor mu? Zaman zaman ermiyor doğrusu. Faiz artışına yönelik olumlu açıklamalar gelirse eğer, hisse senedi piyasalarında satış baskıları olabilir. Türkiye'nin de bunun etkisinde kalacağı düşüncesindeyiz ki şu anda hisse senedi piyasalarında dün baktığımızda 80 binleri görmüştü. Geriye doğru bir geçiş var ama merak ettiğimiz dolarda bugün bir artış gözlendi. 3-5 kuruş da olsa bunları da efendim gözlemliyoruz ama soracağız Sayın İhsan Memiş'e bir dakika sonra. Tabii ki diyalog ve barış. Herkesin istediği şey, dünden bugüne yaşananlara baktığımızda Ankara'daki gelişmelerin genel çerçevede sağduyulu yaklaşımların ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bugün tabii ki Türkiye'de hüzün vardı. Önceki akşam meydana gelen patlamanın ardından yaşanan o hüznü biz toprağa vererek birçok şeydi ya da kayıpları yaşadık ve gözlemliyoruz. Gelişmeleri ana haber bülteninde izleyeceğiz ama piyasalar yönüyle bugün nasıl geçti? Önce oradan başlayalım. Dün kısmen dillendirmiştik, ekrana taşımıştık. Terörün finansmanı demiştik. Nasıl sağlanıyor ve bunu kurutmak için neler yapılabilir? Öte yandan bu tür terör hadiseleri sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında her gün ajanslar yoluyla milyarlara ulaşmakta. Peki huzur için, gelecek için bu kadar yaptığımız planlar neden suya düşebiliyor ve bir gazaba daha mı uğrayacağız acaba? 2008 bize ders olmadı mı? Ekonomik boyutla buna baktığımızda değerlendirelim istiyoruz. Konuyla ilgili yine değerli bir ekonomist ve gazeteci yazar kardeşimiz bizlerle olacak. Vakit geçirmeyelim. Önce İhsan Memiş Bey'den grafikler eşliğinde günün yorumunu alacağız efendim. Evet, iki dakika önce programı açarken dile getirmiştik. Piyasalarda genel çerçevede merkez bankalarının gelişmiş olan para piyasalarındaki merkez bankalarının alacağı karar ay ortası itibariyle gündemi yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Peki İstanbul Borsası başta olmak üzere genel çerçevede içeride piyasalar bu süreçlerden nasıl etkilendi? Yavaş yavaş rüzgar esmeye başladı. ABD'den buraya doğru piyasalar boyutlu. İhsan Bey'e soralım, rüzgar sert mi yoksa Meltem havasında mı? Buyurun. Şu an Meltem havasında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yarın fırtına öncesi sessizlik gibi bir piyasa hakimdi özellikle küresel piyasalarda. Ancak bizim Borsa İstanbul yukarı dönme hareketlerinde 80 bin seviyesinin üzerinde kapatmıştı. Bugün gün içerisinde kar satışları geldi. Bu kar satışları bizi 79.031 puana kadar geri çekti. %1.35'lik bir değer kaybıyla günü tamamladık. Tabii küresel piyasalarda özellikle Dow Jones Endeksinin ve Avrupa DAX Endeksinin ekside seyretmesi iç piyasalarda dolar TL kurunu tekrar 2.90 bandının üzerine taşıdı. Zaten dolar TL kuru geçen haftadan itibaren sert satış baskısı altındaydı. Kar alanlara geldi ve evet, 2.90 bandının üzerinde kapattığını söyleyebiliriz. Ancak yarınki FED toplantısından sonra dolar kuru yeniden kendine yeni bir yön arayışı içerisinde olacağını... Hangi yönde olabilir İhsan Bey? Benim beklentim genelde dolarda değerlenme açısından bir fiyatlama bekliyorum. Ancak ben orta vadede bu 3 aylık süreç içerisinde 2.78 bandına kadar bir fiyatlama düşüş yönünde bekliyorum. Ancak bu yarından itibaren mi gerçekleşir ya da FED kararından sonraki süreçlerde Nisan ya da Mayıs ayında mı gerçekleşir? Bunun cevabını ancak yarın verebilirim FED kararından sonra. Artırım ama olmaz yönünde bir ağır basan görüş var. Katılıyor musunuz?
Artırım yarınki toplantıda beklemiyorum. Hazirana kadar sessizliğini korumasını bekliyorum. Ancak evet, şahin bir söyleyiş ya da FED tarafından bile dolar kurunu pozitif yönde etkileyecek bir karar çıkarsa, dolar kurundaki aşağı yönlü hareketler kendini değerlenme fiyatlarına bırakabilir. Ben daha çok yukarı yönlü hareketlerinden beklenti dahilindeyim. O yüzden dolar kurunu 2.90 bandının aşağısında yarın da bir kapanış yapmazsak tekrar 2.95-2.97 direnç noktalarını takip ediyor olacağım. Benim anladığım kadarıyla 3 lira kesinlikle şu anda gündemde değil ya da 2.85'lerin altı gündemde değil. Oynayacak olan bant aralığı en fazla 6 kuruş, en az 2 kuruş. Doğru mu? Yani 2.97 bandı güçlü bir direnç oluyor üst tarafta. O yüzden 3 TL bandı şu anda söz konusu değil. Ancak jeopolitik anlamda ya da terör amaçlı herhangi bir olay gerçekleşmezse, evet, şu anda 2.97 üst tarafta güçlü bir direnç olarak, evet, olduğunu ifade edebiliriz. Evet, Euro'nun uykuda olduğunu söyleyebilir miyiz? Hafta başından bu yana Euro'da olağanüstü bir sirkülasyon yaşanmadı. Geçen hafta Euro dolar paritesi 1.12 bandına kadar yükselmişti. Bugün 1.10.50-1.11 bandında seyretti. Yatay bir seviyedeydi. Herkes küresel piyasalarda Euro'nun değer kazandığına dair söylemler yapsa da, ben dolar kurunun düşük olduğundan dolayı Euro dolar paritesinin yüksek olduğunu söyleyebilirim ve orta vadede tekrar Euro dolar paritesinde aşağı yönlü hareketler bekliyorum. Bu da teknik olarak 1.05 bandını bize gündeme getiriyor. 3.22 TL bandından kapanış yaptı iç piyasalarda. %1 evet, civarında bir değer kazançları vardı. Tabii ki dolar TL kurundan aldığı destekle bu seviyelere geldi. Dolar kuruyla birlikte iç piyasalarda euro fiyatlarını 3.20-3.25 aralığında görmemiz mümkün olacaktır. Fed'in alacağı karar saat itibariyle baktığımızda, tahmin ediyorum, lütfen hatamız varsa düzeltiniz, yarın akşam saatlerine rastlayacak. Gün içerisinde speküle hareketler olabilir mi? Bu noktada yatırımcıyı ne şekilde uyarmamız gerekir? Risk açısından baktığınız zaman piyasa oyuncuları genelde 2.87-2.90 bandı aralığında bir oyun oynuyorlar. Şu anda, evet, 2.90 bandının üzerinde bir kar alımları yapıyorlar. Evet. Muhtemelen yarın da 2.88-2.92 aralığında bir fiyatlamayla piyasada oyun oynayacaklardı. Ama büyük bir ihtimalle 2.92 bandı geçilmesi biraz zor yarınki fiyat aralarında. Evet. Yarın akşamki karardan sonra, evet, pozisyonlar yeniden alınacaktır diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben de teşekkür ediyorum. Yarın daha hayırlı haberlerde bir araya gelmek ümidiyle hayırlı akşamlar dileyelim. Hayırlı akşamlar. Evet, İslam Bey'i uğurladık ve hemen biraz efendim sektörlere dair açıklamalar gelmişti üst üste. Özellikle terör hadiseleri maalesef birçok sektörü derinden etkiledi. Biz bu çerçevede günün konuğunda iki ayrı bölümlü işleyeceğiz bugün. Önce sektörler bazlı bakacağız. İç politik gelişmeleri de dikkate alarak, biliyorsunuz Türkiye'de terörle mücadele etkin bir şekilde, kararlı bir şekilde ilerliyor. Ankara'da hükümetin almış olduğu kararlar çerçevesinde. Ama diğer yandan global piyasalarda yakın takibimizde. Biz bu konuda ilk önce Diyarbakır'dan bir misafirimizi buraya alacağız. Ardından efendim global piyasalar diyeceğiz ve ilk günün konuğu bizlerle olacak. Evet sevgili izleyiciler, maalesef 3-4 aydır Türkiye'nin şu anda baş belası olan terör hadiseleri sokakta vatandaşın da canını yakıyor. Hükümetin kararlılığı ortada. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı illerde bu kararlılık adeta inlerine girene kadar kendini ortaya koymakta. Sayılar kaç olursa olsun teröristlerin leşlerinin bir şekilde ortaya çıkartılması bu temizlik harekatının önemli bir parçası olarak görülebilir. Fakat bölgede biliyorsunuz Türkiye'nin önemli şehirleri arasında yer alan bir ilimiz var. Diyarbakır. Bundan birkaç yıl öncesi barış sürecinin, görüşmelerinin ya da ne denirse denilsin akla, ne şekilde gelirse gelsin, böyle bir sürecin yaşandığı dönemde bir canlılığın, sakin bir yaşam tarzının ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Hatta insanlarımız turizm hareketlerinde de bu bölgeyi tercih eder hale gelmişti. Ne oldu da gelişmeler biliyorsunuz Temmuz-Ağustos aylarından sonra olumsuz bir seyre girdi.
Bu bölgede ekmeğini yiyen birçok girişimci, sektörler bazında baktığımızda turizmde de kendisine bir yer arayışı içine girdiler ve haklı olarak da buraya turist çekmek için ellerinden geleni yapmışlardı. Şimdi bu turizm hareketlerinde tabii ki İstanbul ayağını da düşünmemek elde değil. Biliyorsunuz Sultanahmet'te meydana gelen hadiseden sonra sektör derinden etkilendi. Ve Başbakanlığın yapmış olduğu, ilgili bakanlıktan yapmış olduğu çalışmanın ardından 9 maddelik bir paket kamuoyuyla paylaşıldı ve sektöre can suyu diyebileceğimiz bir destek verildi. Ama öyle şeyler var ki Turizm Tanıtma Yaşatma Dernekleri de bir ölçüde moral vermeye çalışıyor kendi efendim illerine ve biz bu konuda da Diyarbakır'dan bir misafirimizi ağırlamaya karar verdik bugün. Sayın Aydoğan Ahi Akın, Diyarbakır Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ki İstanbul Başkanı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi burada genel çerçeveye baktığımızda ana konumuz turizm olsa da maalesef terörden etkilenen bir sektörden söz ediyoruz. Öncelikli olarak Diyarbakırlı mısınız diye sormak istiyorum. Aslen Diyarbakırlıyım, Diyarbakır'da doğdum. Evet. Öğrenim hayatımı da Diyarbakır'da tamamladım. Şu an serbest avukat olarak İstanbul'da faaliyet gösteriyorum. Aynı zamanda Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nın da İstanbul Şube Başkanlığı'nı yürütüyorum. Birçok sivil toplum kuruluşunda da aktif görev alıyorum. Evet. Şimdi bu görevleriniz arasında bir gönüldaşlık, memleketin sevgisinin de içinizde yer aldığını gözlerinizden okudum adeta. Ama zaman zaman maalesef gözlerimizden, aynı gözlerden yaşların geldiği anları da yaşıyoruz. Üzüntümüz, hüzünlerimiz içeride kalıyor. İşte son olaylarda olduğu gibi. Diyarbakır'ın kaderi bu olmamalı diye aklımızdan da geçmiyor değil. Genel çerçevede fotoğrafı birlikte ortaya koyalım. Evet, son 3-4 yıldır yaşananlar ve bugünkü gerçekler. Buyurun. Evet. Şimdi çözüm sürecinde yaşanan süreçle beraber gerçekten bölge kalkınmaya başlamıştı. Turizm açısından gerek yerli turizm olsun, gerek uluslararası turizm anlamında sadece Diyarbakır değil, bölge ve Türkiye'de inanılmaz bir turizm kapasitemiz, potansiyelimiz oluşmuştu. Evet. Ancak gelinen süreçte 7 Haziran seçimleri ve 1 Kasım seçimlerinden sonra ne yazık ki çatışmalı süreçle beraber bölgede yaşanan olaylar, Cizre'de olsun, Diyarbakır'da olsun, Sur'da patlak veren 100 günü aşan sokağa çıkma yasaklarıyla beraber ne yazık ki turizm sektörü bölgede bitme noktasına geldi. Tabii, önce can güvenliği tabii ki her şeyden. Kesinlikle. Öncelikle insan odaklı bakmamız gerekiyor. Tabii sadece bu Doğu ve Güneydoğu bölgesi olarak lokal bir problem olarak önümüze çıkmıyor. Aynı zamanda Sultanahmet saldırısı patlaması olsun, diğer patlamalar olsun, bunlar uluslararası olarak ve gerek mesela son zamanlarda Almanya ve İngiltere'nin yapmış olduğu açıklamaları da, kendi vatandaşlarına yapmış olduğu açıklamaları da dikkate alırsak gerçekten Türkiye'ye yönelik turizm açısından büyük sıkıntıların bizi beklediğini görüyoruz. Son dönemde Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun turizm acil eylem planıyla beraber ben bu sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum. Bölge halkını temsil eden bir STK'nın İstanbul temsilcisiyiz ayrıca. Evet. Diyarbakır'ı tanıtmak, kültürünü ve yardımlaşmayı ortaya koymak ve vakıf üstelik. Evet. Yani kamu yararına hizmet verme gayeniz de ortada. Evet. Diyarbakır'ı tanıtırken bazen hüzün duyuyorsunuz değil mi? Ya biz bu işi severek, gönülden yapıyoruz. Ancak şöyle bir sürece girdik. Aslında Diyarbakır bir dünya kenti oldu. Nasıl dünya kenti oldu? UNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesi'ne hepsel bahçelerde Diyarbakır surları girince bütün dünya literatüründe ve uluslararası mecmualarda sadece Diyarbakır değil bölgenin ve Türkiye'nin tanıtımı gerçekleşecekti. Ancak yaşanan çatışmalı süreçle beraber ne yazık ki bu UNESCO sürecindeki sevinci dahi şehir ve ülkemiz yaşayamadı. Gerçekten Diyarbakır'a en azından 10 milyona yakın bir turist bekleniyordu. Yani Diyarbakır'daki böyle bir kapasitemiz veya kesinlikle var. Kabul yönlü baktığımızda turizm hareketleri tamam önemli bir faktör ama bir de bunu karşılayıp ağırlamak o potansiyeli bünyesinde kültürel yönlü barındırabilir bir şehir. Evet. Ama karşılığını da vermesi gerekiyor. Evet.
O yönlü çabalar hangi noktadaydı? Şimdi şöyle, hangi noktada mesela şu anda? Bu son surda yaşanan, ki sur Diyarbakır'ın merkez ilçelerinden, 4 merkez ilçesinden biridir. Sur ilçesinde yaşanan bu olaylar sebebiyle, sur aslında çok bilinmez ama yani Türkiye'deki turizm rehberleri ve mecmuaları açıldığında ve bölgeyi yakından gezmiş insanlara da sorduğunuzda aslında surun bir açık hava müzesi kadar tarihi ve kültürel eserlere, değerlere sahip olduğunu görüyoruz. Belki de turizmimiz hedef alındı, bilmiyorum. Onunla i̇şte kurşunlanan, ilgili... kurşunlanan evet. Camilerden tutun da diğer tarihi varlıklara kadar. Kurşunlu cami böyle, olsun, evet, Paşa Hamamı olsun, birçok tarihi eserimiz ne yazık ki zarar gördü. İnşallah bugün de tabii kötü bir haber aldık. Bağlar ilçesinde yine olaylar çatışmalı süreç başladı. İnşallah sur gibi olmaz diyoruz. Bir an evvel ülkemize huzur gelir. Ama en azından temizlenmesi gereken bir süreç, temizlik yapılmalıdır. Peki beklentiler. İşte Sayın Başbakan'ın açıkladığı paketten söz ettiniz. Özelde temaslar hangi düzeyde, sayın vekiller yönlü ki şu parti bu parti sonuçta orada halkı temsil eden bir siyasi kitle var ya da görüş var. Görüşme trafiğiniz nasıl? Şimdi şöyle, son süreçte işin bir ekonomik ve turistik ayağı var. Bir de mağdur olan, göçe neden olan bir süreçten sosyal boyutu. Tabii sosyal boyutu var. Bu sosyal boyutta surda yaşayan 4500'e yakın aile göç edip mağdur oldu. Gerçekten 90'lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu'daki köylerden göç eden aileler Diyarbakır'ın Sur, Bağlar gibi ilçelerine ne güzel görüntüler yerleşmişti. Şu anda Diyarbakır'dan görüntüleri arkadaşlar yansıtıyorlar. Hakikaten insanın içi sızlıyor. Ki orada Urfa'ya, Mardin'e, Gaziantep'e kültür turlarının yapıldığını, hatta Van'a kadar da gitmiş bir vatandaş olarak söylüyorum. Ben Diyarbakır'a da nasip oldu görmem gitmem. Ama turist gözüyle baktığımızda insan kendi can güvenliği sağlandıktan sonra her yere gidebiliyor. Muş'a kadar, Ağrı'ya kadar gitmiş bir kardeşiniz olarak oraların o sadece havası bile ayrı bir keyif veriyor insana. Peki bundan sonrası için izninizle, vaktimiz de daraldığı için soracağım. Tarıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı İstanbul Şubesi başkanı sıfatıyla şehriniz için neler planlıyorsunuz? Sizin de kendi çapınızda bir eylem planınız var mı? Geleceğe dönük vaatleriniz demeyeyim ama beklentileriniz değil. Şimdi biz tabii vakıf olarak genel merkezimiz Ankara'da olmak üzere 8 tane şubemiz var Türkiye'de. Biz vakıf olarak sadece kültür ve tanıtma faaliyetleri değil, aynı zamanda yardımlaşma faaliyetleri yapıyoruz. Evet, o ifadede geçiyor. Son dönemde biz mesela Sur'da yaşanan olaylar neticesinde göç etmek durumunda kalan ailelere orada ulaştık. Bizzat biz yönetim kurulumuzla beraber Diyarbakır'da bulunduk. 2100 kişiye kira ve gıda yardımı yaptık. Yani biz sadece yardımlaşma boyutunda. Ne mutlu. Yani 4500 aile olduğu düşünüldüğünde iyi bir rakama ulaştığımızı yarısını düşünüyorum. Yarısını geçmişsiniz. Ya, evet, iyi bir rakama ulaştık. Bundan sonra da biz yine tanıtma ve kültür anlamında yaşanan olaylar tabii moralimizi biraz bozsa çalışmalarımızı aynen devam edeceğiz. Çünkü Diyarbakır Türkiye için bir marka şehir ve bir dünya şehri, UNESCO sürecinde Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer aldı. Sonuçta bu memleketin önemli bir parçası. Önemli bir göz ardı etmememiz gereken yönleri var. Ekonomik kalkınmasına da destek vermek gerekiyor. Sosyal yönlü gelişimine de biz çok teşekkür ediyoruz. Ben de bu çok adımdan sonraki ediyorum. Çalışmalarınızı yakından takip edip yine Akit TV ekranlarında paylaşmayı umut ediyoruz. İyi ki avukat Sayın Aydoğan Ahı Akın beyefendi stüdyomuzda misafirimizdi. Diyarbakır'dan güzel haberler gelmesini ümit ederek bu bölümü kapatalım ve kısa bir reklam arasından sonra global piyasalarda acaba yeni bir kriz beklentisi dedikodusu hakim, birkaç açıklama geldi. Enteresan açıklama dünden bugüne. Bunları bir değerlendirelim. İşi bileniyle diyeceğiz ve değerli bir misafirimiz olacak yine. Evet, koşmaya devam ediyoruz. Ekonomi yayınımız devam ediyor. Tabii ki sizleri bilgilendirerek. Genel çerçevede az önce rakamları verdik. Türkiye'nin genel görünümünde Diyarbakır'ın yerini ve önemini de sizlerle paylaştık.
Peki dünyada Türkiye'nin durumu ne? Biraz buna da değinelim. Ama hakikaten bu defa global piyasalar boyutlu bakacağız. Şimdi az önce de belirttim. Savaş ekonomisi hakikaten birçok ülkeyi yıpratıyor. İnsanlarını göçe zorlayabiliyor ve öte yandan sosyal yönlü çöküntülere sebep olabiliyor. Peki gelişen piyasaların savaş ekonomisiyle yönetilmesi mümkün müdür? Biz 2008 krizinden neden ders alamadık? Önümüzdeki günlerde ya da aylarda böyle bir durgunluk felakete sürükleyebilir mi Türkiye'yi, gelişmekte olan piyasaları ve diğer ülkeleri? Siyasetle bir ölçüde ilerleyebilmek mümkün ama ekonominin çarkı durduğu anda biliyorsunuz insanlar bir anda yüzlerini asabilmekteler. Yapılan açıklamaların çok dikkatli bir şekilde kamuoyuna yansıması gerektiği kanaatindeyiz. Özellikle böyle bir dönemde. Türkiye'nin dinamikleri ne kadar güçlü olursa olsun, sosyal boyutlu, ekonomik boyutlu, maalesef global piyasalarda yaşanan her gelişme bir ölçüde Türkiye'yi de etkilemekte. Peki bu konulara baktığımızda olayı uluslararası birçok yayın şirketinde hizmet vermiş olan bir gazetecinin araştırmacı kimliğiyle bir ekonomist kardeşimizin gözlüğünden buraya taşımak istedik. Kendi penceresinden değerlendirmesini rica ettik. Sayın Erkan Öz bizimle birlikte bugün için. Erkan Bey Dow Jones'ta Türkiye bölgesinde ve İngilizce haber operasyonlarında hizmet verdi geçmiş dönemde. The Wall Street Journal kadrosunda İstanbul ayağında hizmet verdi. El Cezire Türk ki hala internet yönüyle baktığımızda Türkiye'de yayında, tabii ki dünyada Türkiye'nin adının duyulmasında ve bizim de abonemiz olduğu İhlas Haber Ajansı'nda da bir dönem hizmet verdi. Bu birikimiyle ekonomist kimliğini ve tabii ki gözlemlerini iki kitapta topladı ve bundan sonrasını ondan dinleyeceğiz ama biz piyasaların dünya ekonomisiyle birlikte gözlemleyelim, savaş ekonomisiyle ve 2008 benzeri bir kriz kapımızı çalacak mı? En fazla korktuğumuz konu bu. Bunları soralım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. Evet, bunları soralım dedik. O kadar çok konu başlığı var. 18 dakikaya sığdıracağız. İnşallah. Buyurun. Sayenizde. Şimdi 2008 benzeri bir kriz gelecek mi dediniz. Şimdi bazıları kötü haber olarak algılayabilir bunu ama 2008'i mumla aratacak bir kriz yolumuzda. Bunu 2019-2020 gibi bekleyebiliriz. 2008'i mumla aratacak olan evet Batı merkezli, Avrupa, Amerika ve Japonya merkezli, gelişmiş ülkeler merkezli 2008'i mumla aratacak. Tarihin en büyük finansal kriziyle, ekonomik çöküntüsüyle dünya karşılaşmak üzere hızla yol alıyor. Ama yani ekonomik krizlerin ayak seslerini artık hissediyoruz. Aynen hatırlarsanız 2005'ten sonra yaşandı. Evet. 2006-2007 o zaman da ilk önce dedikoduları çıkmıştı. Evet. Sağlam güvenilir analistler o zaman da konuşmuşlardı. Bakın olabilir ev piyasası, mortgage piyasası patlayabilir demişlerdi. Buna benzer açıklama az önce de belirttik. Dün yapıldı. Doktor Kıyamet lakabıyla tanınan evet. Mark Faber tarafından. Evet, evet. Kendisini yakinen takip ettiğimiz yatırımcılardan bir tanesi. O da bunları söylüyor. Çok bunları, ya benim söylediğim, bu az önce söylediğim şeyi söyleyen çok fazla aslında hem mainstream medyada işte böyle Mark Faber gibi, Jim Rogers gibi, hatta George Soros gibi, yani bu işlerin para hanedanlarının, işte para babalarının en yakınında olan isimler de bunu söylüyorlar. Mesela George Soros diyor ki 2008 krizi diyor Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle denk bir olaydır diyor ve biz bu ondan hala çıkamadık diyor. Çok önemli bir açıklama. Çok doğru bir dolar harcandı. Noktaya parmak basıyor. Benim beklentim şudur Mehmet Bey. Gelişmiş ülkeler Avrupa, Amerika, Japonya bunlar bir yapısal deflasyon içindeler. Yapısal deflasyon ne demek? Sosyal ilişkileri 300 yıldır para ekonomisi, kapitalizm altında ezile ezile aile kurumu ve sosyal ilişkileri bozulmuş durumda. Sosyal evet. ilişkiler bozulduğu için artık bunları siz istediğiniz kadar trilyon dolar merkez bankanızda para basın ve bunu piyasaya pompalamaya çalışın. Bu olmuyor. Peki dünya ekonomisini bu hale sokmak savaşla beraber özellikle şu anda çevremizde iç olarak baktığımızda işte Diyarbakır'da son hadiselere baktığımızda savaş diyemeyiz, mücadele demek gerekiyor buna belki. Ama hakikaten dişe diş bir mücadeleyi kararlılıkla ortaya koyuyor. Bazıları. Evet. Burada dünya ekonomisini kimlerin yönettiğini, bunların istekleri çerçevesinde mi ilerliyor düzen?
Şimdi keşke öyle olsaydı. Biz de böyle hani onlar istediği için böyle minik minik ekonomik krizler olurdu. Eskiden öyle oluyordu. Şimdi ama dünya ekonomisini yönetenler kontrolü kaybetmek üzereler. Bu kadar büyük bir krizin çıkmasının sebebi de bu olacak. Şimdi dünya ekonomisi üzerinde etkili olan iki büyük aktör sayabiliriz. Buyurun. Bir, paranın sahipleri. 100 trilyonlarca dolar servetlere hükmeden bazı hanedan aileler var. Bunların en bilini Rothschild ailesi. Onun arkasından işte Warburg ailesi, Schiff ailesi, bu Amerika'daki kollarına gider Rockefeller ailesi, şu bu. Bunlar bir tarafta. Bunlara biz para babaları, para hanedanları diyebiliriz. Bunlar aile şeklinde organize olmuşlar. Kökenlerini şirketleri neler? Ağırlıklı olarak hangi şirketleri yönetiyorlar? Sektörel bazda? Yani bütün özellikle banka, finans kurumlarına sahipler ve dünyanın her türlü sektöründe de bunların tabii ki yatırımları var. Özellikle İngiltere merkezli olarak biz bunları tarih sahnesinde görüyoruz. Daha sonra İngiltere'yi terk ediyorlar. İngiltere'yi ve hükmettikleri o İngiliz Merkez Bankası'nı, Pound'u terk ederek Amerika'ya geçtiklerini, Fed'i kurduklarını ve Fed'le dünyayı hükmetmeye çalıştıklarını görüyoruz. Şu anda ise son yapılan işte bu George Soros'un açıklamalarıyla veya İngiltere'deki bazı düşünce kuruluşlarının, Chatham House'ların falan raporlarıyla görüyoruz ki bunlar şu anda Amerika'yı ve doları da terk etmek durumundalar. Yani, peki doları terk etmekten söz ettiniz. Planları bu, ne? Ama 5 yıldır ne gündemde... olur diyorsunuz. Değil mi? Dolar terk edilirse ne olacak? Euro nereye gidilir? Euro mu plana çıkacak? Hayır. Bunların planları şu. Chatham House, İngiltere'de çok önemli bir think tank kuruluşu. Bütün bu işte para ailelerine yakın. Bunun şöyle bir çalışması var. IMF'nin Dünya Merkez Bankası haline getirilmesi, IMF'nin bir para birimi vardır. Çoğumuz bilmeyiz. Ben de son araştırmalarımdan sonra gördüm yani bunları. SDR isimli kendine ait bir para birimi var. Yani IMF'nin. Şöyle bir başlık atabilir miyiz? Dolar hakimiyetini kaybediyor. Şu anda değil. 2019-2020 gibi bir şey kalmadı ki. Böyle bir şey planlanıyor. Bu sene için hani böyle bir şey söylerse yanıltmış oluruz vatandaşı. Hani doları satın işte başka bir yere doların gidin falan geleceği gibi. Doların geleceği karanlık ama diyelim. Doların geleceği karanlık çok tamam. Doğru. Fakat dolar son bir tırmanış evresinde şu anda. Daha onu bitirmiş değil. Son tırmanış bu evresinde. Bu Amerika'nın çökmesi anlamına gelmez mi? Aynen öyle anlamına gelir. Zaten bu tarihin en büyük krizi diyeceğimiz olay muhtemelen Japonya'da başlayacak, Avrupa ve Amerika'ya da yayılacak. Çünkü bu gelişmiş ülkelerin para ekonomisi anlamında çöküşlerini getirecek. Hatta şöyle diyebiliriz, George Soros'un da o değerlendirmesine yola çıkarak Sovyetler Birliği de birçok değerlendirme yapılır. Yani aslında Sovyetler Birliği ve Amerika aynı model iki şeydi falan, Sovyet komünizmle kapitalizm arasında çok büyük fark yok gibi. Sovyetler Birliği de gelişmiş bir sanayi ekonomisiydi ve 1991'de çöküş yaşadı. Avrupa, Amerika ve Japonya'da gelişmiş sanayi ekonomileri olarak özel mülkiyet olsalar da George Soros'un dediği gibi, burada şimdi ayrıntılarına giremiyorum ama aynı benzer Sovyetler Birliği çöküşü benzeri bir çöküş yaşayacaklar. Şimdi bu kaçınılmaz. Efendim, bu ailelerin sayısını toplasanız 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon. Evet. Bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Var. Bu insanların günahı ne efendim? Böyle bir plan içinde. Şimdi bu tabii bu çöküş bu ailelerin bir planı mıdır? Bence değil. Bence değil. Onlar şu anda bu çöküşü görüyorlar herkesten daha fazla. Çünkü onların yaptığı şu. Avrupa'da, Amerika'da ve Japonya'da toplam 800 milyon civarı bir nüfus var. Bunu sömürmüşler sonuna kadar. Afrika'yı saymadınız. O Afrika'daki sömürü bunların yanında hani ufak sömürü. Doğru, bütün dünyayı sömürüyorlar. Ama asıl sömürdükleri kitle bu. Oradan başka bir konuya geleceğim de o yüzden bu kitleye dikkat çekiyorum. Bu 800 milyon kitleyi sonuna kadar sömürmüşler. Elindeki gerçek parayı, altını, gümüşü toplamışlar. Onu kağıt parçalarıyla oyalamışlar. Hala kağıt paralarla bu milletleri oyalıyorlar. Trilyonlarca dolar, euro basıyorlar şu son 2008 krizinden Forex sonra. Forex piyasaları doğdu. İşte evet. Gayrimenkulde taşa toprağa evet. Yatırım deniliyor. Şimdi bunların planı şu. Bu bizim yaptığımız 300 senedir bu operasyondan sonra bu sistemler çökecek. Bunu görüyorlar. Bir dolar çökecek. Bunu da görüyorlar. Diyorlar ki biz bu işten yine nasıl en güzel karı yaparız? Onların tek İnsanların düşündükleri bu. İnsanların düşündükleri yok. Tabii. Ve şu anda şöyle bir şey de yapıyorlar. Evet. Ekonomi, terör ve finansmanı konuşacağız diye de düşünmüştük sizinle beraber. Doğru. Yayından önce. Şimdi şunu yapıyorlar. Bu 800 milyon kitleye ben niye dikkat çektim? Bu 800 milyon kitleyi eskiden Sovyetler Birliği komünizm öcüsüyle korkutuyorlardı. Hı hı. Şimdi de bir kampanya başlattılar. Siz terörle de işte görüyorsunuz. Terör ve IŞİD işte
ve Müslümanlık. Bunun arkasından kendi, da IŞİD'in arkasından da Müslümanlığı koyuyor. Belki de doğdukları bir senaryonun parçası mıdır bunlar? Ta kendisi. IŞİD, El-Kaide bunlar nerede doğdu ki? Bunların doğuşuna bakmak için Afganistan'a bakmak lazım. Afganistan'da güya Sovyetler Birliği'ne karşı o yürütülen, güya işte İslamcıların desteklenmesiyle, tırnak içinde İslamcı diyorum o militanlara. Orada başlatıldı. Ben hayatımda ilk defa kafası kesilerek birinin idam edildiği videoyu bir kez seyrettim. O da 2004 yılıydı zannediyorum. O video Afganistan'da güya yine tırnak içinde söylüyorum, İslamcı bir kişinin bir Rus askerinin kafasını kesmesiydi. 2-3 gün kendime gelemedim. Bir daha da öyle bir video seyretmedim yani. Görsem de seyretmedim. Yani bu işler orada başladı. Yani niye o zaman kimse bir şey demiyordu bunlara? El-Kaide'yi de bu arkadaşlar, bu saydığım aileler tezgahladılar. IŞİD'i de bugün onlar tezgahlıyorlar. Onların kontrolündeki gizli servisler tezgahlıyorlar. Ya terör örgütlerinin finansmanının sağlanması boyutlu baktığımızda biz bunların muslukları nasıl kesilir, işbirliği gerekir mi diye sorarken işin kaynağının orada olduğunu şimdi görüyoruz. Şöyle bir şey yapılabilir tabii. Bu ailelerin karşısında her yerde, Amerika'da da bir milli duruşu sahip olan insanlar var. Özellikle devletin içinde. Yani bir Amerikan milli devleti hala var. İşte Rus milli devleti zaten ayağa kalktı, silkelendi, bunları kendi içinden kovdu. Avrupa'da da düşük oranda olmasına rağmen orada da vardır. Ya bu insanları bulup demek lazım ki arkadaş bak bu aileler sizi zaten iliğinize kadar sömürdü. Sizi bir krize doğru sürüklüyorlar. Terörle hani bizi birlikte anmayın. Çünkü şu tehlikeli bir kampanya haline dönüştü. IŞİD eşittir. Bütün Müslümanlar, bütün Müslümanların da lideri Türkiye. O yüzden hedef Türkiye gibi bir kampanya var şu anda. Özellikle bu Amerikan seçimleri sırasında şu anda kaygıyla izliyoruz. Bazı adaylardan. Yani bazı adaylar bütün Müslümanları terörist ilan ediyorlar ve inanın Batı'da, Avrupa'da ve Amerika'da Müslüman ülkeler eşittir Türkiye ve bu IŞİD eşittir Müslümanlar, Müslümanlar eşittir Türkiye diye böyle bir saldırı kampanyası var ve bizim buna her yerde yani çok yabancı ile bizim işte oturmamız kalkmamız oluyor, görüşmemiz oluyor, herkesin oluyordur bir şekilde. Yani her gördüğü yerde devlet kurumlarından artık bunu beklememek lazım. Devletin gücü de bir yere kadar. Her yerde buna karşı durmak lazım. Bu çok tehlikeli bir propaganda. Oradan da şuna geleceğim Mehmet Bey. Terörün finansmanıyla finansal piyasalarda yürütülen operasyonlar bir arada gidiyor. Çok ilginç bir sektörlere örgütten... Sektörlere dayalı da birazcık değil mi? Çok ilginç bir örgütten bahsedeceğim size bugün bu yayında. Belki de Türk televizyonlarında ilk defa bu örgütün adı duyulacak. Buyurun. 1930'ların sonunda Amerika'da kurulan yine bu para hanedanlarının kontrolü altında tabii kurulan Amerikan halkına karşı da çalışan ESF diye bir örgüt. Exchange Stability Fund. Evet. Yani bu görünür amacı güya Amerika'da... Kısa yazılımı ESF diye. ESF, evet. Bu örgütün güya görünür amacı işte doların stabil bir para birimi olarak devam etmesini sağlamak. Böyle güzel amaçlarla güya kurulmuş bir örgüt. Bu örgüt neleri kuruyor biliyor musunuz? Bu örgütün içinden CIA çıkıyor. CIA bu örgüt tarafından kuruluyor. IMF bunu örgütün içinden çıkıyor. Dünya Bankası bu örgütün içinden çıkıyor. Ve bu örgüt ne yapıyor? Tabii CIA yoluyla çeşitli terör, darbe, işte bu para hanedanlıklarının çıkarlarına dünyanın her tarafında ne yapılması gerekiyorsa, uyuşturucu ticareti, oradan alınan parayla finanse edilen başka operasyonlar ve hepsi. Ve tabii finansal piyasalar içinde de yine operasyon yapıyor bu örgüt. Ne amacıyla? Güya doların stabilizasyonunu korumak amacıyla. Ve bu örgüt gibi tarzı başka örgütler de var ama en önemlisi bu. Çünkü bunun Amerikan Kongresi'nin bu örgüt üzerine denetimi yok. Bu istediğini yapabiliyor. İstediği yerden para alabiliyor. Kanun dışı şeylerle de. Hani uyuşturucu ticareti ve başka silah kaçakçılığı. Coğrafya etkisi nedir? Hangi coğrafyalarda? Her türlü yerde operasyon yapıldığı şu ana kadar biliniyor. Yani Amerika'nın arka bahçesi olarak kabul ettiği Orta Amerika, Nikaragua, Honduras, işte İran, Pakistan. Şimdi düşünüyoruz bu IŞİD'e para nereden geliyor? Evet ya oradan topraktan para çıksa yani zaten Araplar zengin nereden geliyor? Olurdu. El-Kaide paraları nereden buluyor? Doğru. Bütün bunlar böyle gizli kapaklı, hani kendisi hiç hesap vermeyen, fonunun da ne kadar olduğu belli olmayan, internette aradığınız zaman işte 100 milyar dolar varlığı var gibi gözüküyor ama hesap vermek zorunda değil ki. Doğru. Şimdi efendim biz zaman hızlı aktığı için bazen hesap verir noktaya gelmememiz adına zaman çok hızlı akıyor. İki soru başlığım var izninizle. Malum Fed'in faiz kararı piyasaları ne ölçüde etkileyebilir? Türkiye'nin büyük bir krize karşı hazırlıklı olup olmadığını
Bir çok ekonomist güzel gözüyle iki soru. Nasıl değerlendireceksiniz? Hemen iki buçuk dakika. Kısa buyurun. Kısa hemen cevaplayayım. Yarınki FED kararına çok dikkatli bakmak lazım. Çünkü benim görüşüm bu ESF gibi örgütler vasıtasıyla piyasa adeta yeni bir faiz arttırılsın diye son birkaç haftadır böyle hazırlandı. Amerikan piyasası hiç gereği yokken, hiç ortada bir neden yokken birden yükselmeye başladı. Bizim piyasamıza da bunun bir yansıması oldu. Benim inancım ve duyumlarıma göre yarın Fed'in faiz arttırması için bir böyle piyasa düzeltildi, yukarı doğru bir itildi. Gerekçe? Çünkü bu para hanedanları bu sene, bu bahsettiğim büyük kriz 2019-2020. Ama bu sene bu para hanedanları şöyle bir şey planlıyorlar. Kendi kontrollerinde bir kriz. Özellikle Amerikan borsasında. 2016 yılında bir çöküş hedefliyorlar. Soros'un da danışmanlığını yapan Amerika'da Tom DeMark diye bir teknik analist var. O bu sene S&P'de çok büyük bir düşüş beklenmesi gerektiğini açıkladı. Daha Türkiye önce piyasasına göre çok isabetli yorumları olan birisi bu. Soros'la da beraber çalıştığını söyledik. Türkiye piyasası da ve Türk halkı da şuna dikkat etmesi lazım. Bizim borsamızda tabii öyle bir çöküş olursa bundan etkilenmemesi mümkün değil. Dikkatli olmak lazım borsa yatırımlarında. Böyle bir çöküşle karşılaşırsanız, buna yakalanırsanız da şöyle bir şey yapmak lazım. Türkiye mutlaka, Türkiye'nin çünkü sosyal yapısı bu Avrupa, Amerika, Japonya gibi değil. Türkiye daha canlı, mutlaka geri dönecektir. Diyelim ki böyle bir çöküşe yakalandınız, o zaman satıp zararı kabullenmeyin. Bekleyin, şirket aldığınız şirkete güveniyorsanız o kendini yeniden bulacaktır. Çok önemli bir konu da şu, buyurun. Bu sene bu para hanedanlarının yapmak istediği ikinci bir şey ama şu ana kadar başaramadılar. Faiz artışlarıyla altının fiyatını düşürüp esas para olan altını bütün dünyada toplamak. Türk halkının elinde, yastık altında Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre bir rakama göre 3000, bir rakama göre 5000 ton altın var. Aman dikkat, fiyatlar çok düştü deyip altınlarımızı bozdurmayın. Gayrimenkul olsun mu? Gayrimenkulde Türkiye'de çok spekülasyon yapılıyor. Yani bir şey var mı, bir balon var mı diye. Lüks segmentlerde bir köpükten bahsedilebilir. Yatırım yaparken dikkatli olmak lazım ama hep altını çiziyorum. Türkiye bütün bu en büyük bahsettiğim o krizden de daha güçlü çıkabilme imkanına sahiptir. Çünkü sosyal ilişkilerimiz bu Avrupa, Amerika, Japonya gibi henüz bozulmadı. Evet efendim, gizli yapılanmaların adresi bizim kanalımızda Tam Zamanı programı. Biz sizi oraya davet edeceğiz. İnşallah. Takip ediyorum. Hasan Taşkın Bey'e. Ama onun ötesinde ekonomiyle ilgili görüşlerinizi yine alacağız. Efendim. İnşallah. Kardeşimiz şu ifadeyi kullandı, dikkatli olun, şirketler her an sarsıntı geçirebilir. Evet, sarsıntı geçirenler de var, özellikle iflas ertelemeler bu ara gündemde. Bu erteleme bilerek mi yapılıyor, başka bir film mi dönüyor, işin içinde ne var ne yok? Yarın bunu masaya yatırmak istedik ve konunun uzmanıyla birlikte. Vaktimiz doldu, konuşacak çok şey vardı ama yarına saklayalım. Bu akşamlık bu kadar. Değerli kardeşimize de Erkan Öz kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık.